Herkese selamlar, sevgiler. Barakuda kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dediğimiz gibi büyük sürpriz ve büyük gün geldi. Arkamızda az sonra tanıyacağız, göreceğiz. Tonali bizlerle beraber. Misafirlerimiz var. Sezgin kardeşim, Suadiye Otokoç Satış Müdürü, Küçükyalı Otokoç Filo Satış Müdürümüz burada. Tonali'yi inceleyeceğiz. İç aksamları, 0-100 kilometre, şehir içi tasarrufu. Erhan Bey bize bilgileri verecek. Biz de yola çıkacağız ve deneyeceğiz. Dilerseniz videomuza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, dediğimiz gibi Tonale ile beraberiz. Sevgili dostlarımız yanımızda. Tabii benim heyecanımı anlatacak bir durumum yok. Yeni geldi Erhan Bey, sağ olsun bize bu imkanı sundu, ona da teşekkür ediyoruz. Sezgin şaşkın şaşkın bakıp arabayla konuşuyordu. Yakaladık zaten, bunu göreceksiniz. Tonale'de çok güzel özellikler var. Yol takip sisteminden tutun da işte hayalet ekranı vesairesi, hepsini de konuşacağız. Şehir içi testimizi de yapacağız, ancak ilk önce kaputun altına bir bakalım. Müsaadeniz evet, makineyi bir görelim. Ondan sonra da detaylara geçelim. Aynen, bir makineyi başlayalım görelim. Arkadaşlar. Buyurun. Makineyi aç. Daha demin konuşuyordun arkadaşlar. Aç. Makineyi aç. Aç. Evet. Şimdi Erhan abi, bu motorun bize özelliklerinden bahsedebilir misin? 1.6 motor, 130 beygir, 320 Nm torku olan, 6 ileri çift karmalı, TCT şanzımanı olan dizel otomatik. Tam bir şehir arabası yani aslında. Aynen. Ya orada ben yaklaşık 3-4 gündür kullanıyorum bu aracı. Kilometre gidiyor, bakıyorum yakıt düşmüyor. Hı. Yani tam ölçümleyemedim ama yakıtı ciddi anlamda az düşük, diyebilirim. Düşük. Ya motor hacmi tabii çok yüksek değil. Dediğimiz gibi şehirvari bir araba. Ama baktığınız zaman Alfa Romeo tamamen DNA'yı değiştirmiş. Yani motor eskilerine göre daha kapalı. Ve çok derli toplu böyle. Çok derli toplu. Sistemlerin yerleri aslında aynı ama şekli değişik. Evet. DNA'sı çok güzel olmuş. Kesinlikle. Peki bunun kilo olarak nedir? Arabanın kilosu? Bu araç 1580 kilogram. Çok güzel, hiçbir şey değil aslında. SUV'a göre bir şey değil. SUV bir araca göre gerçekten iyi bir değer. Kesinlikle. 320 Nm torku. Gayet araba. Bence yeter. Ya, yeter, bir de 6 ileri gayet güzel yani. Bu arabanın böyle öne çıkan özelliği işte mükemmel performans, aşırı hızlı, o tarz şeylerden ziyade günlük hayatta binebileceğiniz ama Alfa Romeo olduğunu da hissedebileceğiniz. Evet. Kalitesinden ödün evet. vermeyen, performansından ödün vermeyen ama çok üst düzey şimdi bir Stelvio, Giulia onlarla değil ama. Onu da az önce gördük bu arada. Az önce gördük onu da. Bu durgunluğun bu arkadaşın, evet. Bu arkadaşın abisini kullandık az önce. 280 beygirlik Stelvio'yu. Evet. Şimdi benim gözüme takılan Erhan abi, sen katılır mısın bilmiyorum ama Alfa Romeo bunlarda ruhu taşıyoruz, yeniden canlandırıyoruz dedi. Benim ön tarafta ve şu üçgen ızgarada gördüğüm olay eski bizim 156 ve 159'un birleşmiş hali gibi geldi bana. Aynen, yeni modern, çok biraz daha modern bir hal almış. Yeni o keskin bakış, evet. Ve ızgarası Alfa Romeo ikonik görünüm. Far yapısı çok benziyor. Biraz da farlardan farisiyle birlikte Matrix LED far görünümüne bürünüyor. Arka stoplar da aynı şekilde. Bu yola çıkmadan önce bizle konuşturdun o farları değil mi? Evet, evet. Bana bir göz kırptı o. Aynen. Panjurla beraber açılıyor tabii koltuk. Tabii bu sabitlemiş. Artı şu olay bunun tam odak noktası. Bir de büyütmüşler bir tık daha. Burada kritik bir şey daha var Erhan abi. Bu arkadaş. Tabii. İşin merkezi bu. Akan trafikte, yani yoğun trafikte, şehir içerisinde biraz ondan bir bahsedelim, evet. Geri vitese taktığınızda nasıl geri kamerayı devreye alıyorsa, evet. Hızınız düştüğü anda da duran trafikte de ön kamerayı devreye alıyor. Yüksek bir otomobil, bir çocuk geçebilir veya bir kedi canlı geçebilir. Bunlar ince detaylar ama kullanırken çok büyük bir keyifsin. Ve çevresel olarak kamera olayı çok fazla. Çevre görüş kamera sistemi çok çok başarılı. Müthiş. Peki şerit takibi ile ilgili bize söyleyebileceğim bir şey var mı? Şerit takibi ile ilgili şöyle, şerit takip sistemi zaten standart giriyor bu araçta. Bunun otonom versiyonu var. Mesela hibrit, multibit olan versiyonunda evet. otonom olarak geçen özelliği de evet. onda şeridi de ortalıyor. O da gelecek bize. O da gelecek. Onu da ilerleyen videolarda görürüz inşallah. Bunu unutmayın. Erhan Bey'den sözleri alıyoruz. Bir dakika, bir halletsin herhalde. Yani çünkü bu videoların gelmesi sizin yorumlarınıza ve beğenilerinize bağlı. Abi, şimdi evet. bunun dışında
motor bölümde şu bölüme bize ekleyeceğin ekstra bir bilgi var mı? Şu özelliği bence iyidir veyahut da benim gözüme batan şu özelliği var diyebiliyor musun? Aracın her yeri öyle bir detay ki şimdi şu daha ön plana çıkıyor demek gerçekten zor. Abi DNA benim. Değişmiş. Zaten metamorfozi diye geçiyor. Morfozi mi? Metamorfozi. Dönüşüm başlangıcı. Bravo. Başlangıcı. Konayla. Yeni sloganı bu. En başlangıcı. Sloganı bu. Full elektrikli olan kısma doğru kendimizi hazırlıyoruz. Sözü aldık. Full elektrikliyi de Erhan abiden alacağız. Araçla ilgili şehir içi abi testini yapacağız. Abi videosunu da unuttuk ama bak bu videoda söyleyelim. Video sonunu beklerlerse Erhan Bey'den bir sürpriz gelebilir. Doğru. Erhan Bey'den bir sürpriz gelebilir. Ben onu dile getirmeyecektim. Bekliyordum belki Erhan Bey patlatır ama tabii. Hatırlatalım tabii. Onu... Sezgin kardeşim de Tonale'yi tecrübe edecek. Stelvio'dan sonra. Sen bir 0-100'e bak. Zaten 11 saniyede değil mi? 11 saniyesi. 0-100'de ayıp sonra şehir içi nasıl kullanımı onlarla ilgili tabii, bahsedeceğiz detaylardan. Ondan sohbetimiz devam edecek aynen. Zaten. Ondan sonra da vedalaşacağız. Dilerseniz şehir içi testimize başlayalım. Ses sistemi gayet başarılı. Çok başarılı. Çok başarılı. Kaç watt'tı bunun ses sistemi? 900 watt. 900 watt. Burada da 900 watt ama yanlış hatırlamıyorsam bunda bir hoparlör sayısında bir değişiklik var. Stelvio'ya göre tabii. Tabii Stelvio'ya göre. Yani bunu da aslında Stelvio ile kıyaslıyoruz biz ama çok da kıyaslamak doğru bir şey değil. Daha ufak, daha alt segment zaten fiyatı da ona tabii. Göre. En son fiyat bilgisinde yine Erhan Bey belki sürpriziyle beraber evet, verecek. Evet, finale saklayalım. Stelvio ile arasında ama çok ciddi bir fiyat farkı var. Dolayısıyla her özelliğini Stelvio ile kıyaslamak da çok doğru ve mantıklı olmayabilir. Bu arada sonra dikkat ettin mi? Aynaların bunda da genişliğini. Evet. Aralar geniş ve açısı çok güzel. Bu kablosuz şarj olayı mükemmel bir şey. Müthiş bir şey. Mükemmel artı bir şey. Turbo şarj sistemini de destekliyor değil mi Erhan abi bu? Şarj olayı var. Ondan sıra burada telefonunuzu baktığınızda size doğru açılı bir şekilde baktığı için çok rahat bir şekilde. İnanılmaz bir şekilde telefon tutucuya ihtiyacınız kalmadan. Ihtiyacınız evet. Çünkü kullanıcılar mesela telefonu saklamak için eğilebiliyor. Evet. Elinde tabii. Tutuyor. Tabii. Bunda öyle bir derdin yok. Yok asla. Hızlı şarjdayken, o şarj ederken siz telefonunuzu görebiliyorsunuz. Evet. Hazırsanız yola çıkalım. Hadi bakalım. Ya ben şu anda Alfa Romeo kullandığımız ayrı, bir de çok güncel bir modeli şu anda evet. Sürdüğüm için çok mutluyum. Onun için tekrar Erhan Bey'e teşekkür ediyorum. Ben. Ve bu Alfa için gerçekten enteresan bir model. Evet. Alfa'nın hem ruhunu yansıtan hem biraz daha böyle bütçe dostu diyebileceğimiz, tabii kısmen bütçe dostu diyebileceğimiz enteresan bir otomobil yani. Hazır mısın? Daha tam hazır değilim. Daha tam hazır değilim. Yani bu aynı şeyi yaşatacak mı bilmiyorum. Yaşatmayacağını umuyorum ama yine de çok da klasik bir araba değil arkadaşlar. Geçtik Refat. Hatta ben onu normal modda çıkarttım aynen biliyor musun? Fark ettim, arkadaşlar bu arada hızlanırken biz dinamiği almadık. Ya aslında şöyle araba natural modda giderken dinamiğe ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Kullanım olarak Erhan Bey çok rahat. Yani araba zaten kontrol elimde diyor. Şimdi mesela ciddi bir direksiyona müdahale var şu anda. Müdahale ediyor. Evet o bayağı yani şey. Yani bayağı diyor ki. Şeridinden yani, çıkıyorsun dikkatli ol. İlerleme diyor abicim. Sağa kayma sola kayma. Stelvio'dan sonra. Daha yumuşak bir geçiş beklemiyorum ama evet. Stelvio'nun geçişleri farklı ve dediğim gibi bu şehir içinde kullanmak için pratik bir araba. Öbürü daha sul, daha spor, daha tabii. Agresif. Aynen zaten öyle. Korkunç aynen. Bir tork sistemi var. Bunda tork neydi Erhan abi? 327 tork. Tabii ondan aşağıda, bayağı aşağıda hem de. Ama ben, çok da hissettirmiyor. Hissettirmiyor çünkü dediğim gibi İtalyan agresifliği var. Bir benzinli bir içsel. Tabi bir de o farklar da var. Tabii. Torku onun benzinli 400 torku aslında ikisi. Evet tabii. Evet. Elma ile elma değil yani. Aynen öyle. Mesela ciddi şimdi şeritte geçiyoruz. Ciddi bir direksiyona müdahale ettiriyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Kontrol arkadaşlar bakın ben ellemiyorum. Şerit takibinde şimdi buranın bazı taraflarında şeritler yarım silik yarım evet. Vesaire. Ama ona rağmen şu anda eller serbest gidebiliyorsun. Dakikasında ve anlıyor abi. Şimdi tedirgin olmakla beraber viraja bırakacağım. Ama bırakmayabilirim yani. Anladın mı? Şu anda tutuyorum ama o döndürüyor arabayı. Ben ellemiyorum fazla. Bak bu çok başarılı Sezgin. Bayağı iyi. Bir de şehir içerisine doğru gidelim. Ben az önce ne sandım? Bazen tırtık koyuyorlar ya yolun kenarında. Evet. Şeritten çıkmışım tırta. Kabartmaya geldin zannettim. Kabartmaya geldin. Yol düz ama sürekli direksiyonda orada bir ses var. Orada olan versiyonu kullanırsak geniş apaklı oluruz. Otonom
2 olduğu için onda zaten direksiyona sadece dokunmamız yeterli olacak. Aynen. Belli aralıklarla dokunma isteyecek. Yani bunun için Erhan Bey'den zaten aldık sözü. Hala mı beğenmemiş? Var, iki kişi var bak. Bak diyor, izliyorlar şu an. Diyorlar ki Erhan abi bize sonuna ne sürpriz yapacak diyorlar ama beğenmiyorlar abi. Aynen. Adam zaten bugün kendinden geçti. Bugün ben nasıl geldim ilan bilmiyorum. Etti. Kendi arabamı bile kenara attım yani. Yani. Abi bugün senin ikinci doğum günün olarak olabilir. Kutlayalım mı? Tabii olabilir. Nereye kadar? Ferrari'ye kadar. Abi şimdi gün gelip Ferrari direksiyonunu tutursak o zaman... Ferrari bunların dedesi. Az önce de söyledim. Mutlu olduğum konu şu. Hem son güncel bir Alfa Romeo kullanıyoruz. Evet. Hem de abisi olan Stelvio'nun Velos'unu kullandık. Onu abi da... bu arada onu söyledik mi biz? Araba Velos. Yani klasik bir şey değil. Stelvio değil. Stelvio'nun Velos olduğunu söyledik. Ben anlatmıştım onu yani kenarda söyledik. Hatta Erhan abi de ilave etti. En dolu versiyonu zaten şimdi Estrema modeli de gerçi geldi. Evet. Ama Estrema'dan önce en dolu paketi. En dolu paketi bu. Ya zaten normalde şu anda şu hali fazlasıyla yeter Erhan abi zaten. Kesinlikle. Stelvio'dan bahsediyorum. Peki dediğimiz hibritle tam olarak kaç beygir fark var arasında? Mesela o ne kaç beygir gelecek hibrit bize buraya? Plug-in'in hibrit olan versiyonu hemen neredeyse 150 beygir fazla oldu. Arada 100 beygir, 120 beygir var öyle mi? Arkadaşlar o da gelir gelmez hemen ayarlayacağız en kısa zamanda. Onu çekmeye çalışırız onu da. Gelir gelmez. Bu arada mesafe vesaire ayarlama olayı çok müthiş. O arada onu da deniyorum. Direksiyonu bir yandan deniyorum. Çok şerit iyi. Kontrolü müthiş yani. Keşfediyoruz işte. Yani şu anda satın almışız da işte test ediyormuşuz gibi. İnanın ben de içine ilk defa biniyorum yani. Hiçbir şeyini bilmiyoruz arabanın. Senin kanaldaki birçok izleyici belki biliyordur ama şimdi evet. Bazı terimler, kavramlar kullanıyoruz. İşte plug-in hibrit, mild hibrit falan. Bunları vesaire. Da arada açıkla yani. İşte bunları Erhan Bey siz açıklayın isterseniz. Ben de herhangi bir dışarıdan şarj etme durumumuz yok. O tamamen kendisi kazanımlarıyla şarj ediyor ve düşük süratte, dur kalk trafikte sadece elektrikli motorla gitmeyi sağlıyor. Ayrıca yeteri kadar batarya sıkılı olursa park ederken de tamamen elektrikli motorla park etmenizi müsaade edebiliyor. Plug-in dediğinizde plug-in olan aracın belli bir menzili var. Ortalama 50-60 km gibi düşünüyorum. Şu anda daha aracı kullanmadım. Hiçbir şey diyemiyorum. Evet. Standartları değişebilir tabii ki. Yani 60 km'yi sadece elektrikli motorla gidebiliyorsunuz. O veriler belli değil. Bellidir ama mesela Compass modelindeki plug-in'de 130 km'ye kadar çıkabiliyorsunuz sadece elektrikli motorla. Abi çok ciddi bir rakam yani ya. Alfa'da da muhtemelen en az o seviyede olacaktır. Büyük ihtimalle. Çok ya da çok yakın olacaktır. Yani çok ciddi rakam abi. Kısacası mild hibrit bu Toyota Corolla'larda vesaire gördüğümüz, bildiğimiz yani düşük hızlarda arabayı yakıt tüketimini azaltmak mesela, amacıyla kullanılan bir tane daha Alfa geliyor. Toplanmış hepsi. Hepsi toplanmış. Bizi görünce aynen, mi geldi? Aynen, zaten baktı. Plug-in hibrit dediğimizde arabayı sadece elektrikli arabaymış gibi kullanabiliyorsun. Bu arada sen biliyorsun Atilla abi hibrit almıştı Toyota'yı. Aynen. Onda aynen. Biz bir test yaptık. Mesela 75-80 kilometreden sonra hibriti kapatıyor hız olarak. Şöyle bir bilgi de plug-in hibrit olmayan versiyonlarda ister istemez bir emisyon var. Dolayısıyla tamamen elektrikli motora yani evet, sıfır emisyona alma şansınız olması açısından plug-in'in ciddi bir avantajı var. Şimdi Avrupa'da belli şehirlerde artık yasaklamalar başlayacak. Bu arada alt geçitten geçer. Abi ne güzel göründü. O kırmızı yani mavi falan. Abi bu arada sen ona bakıyorsun. Ben alt geçitten farları nasıl yakışına bakıyorum. Öndeki arabanın arkasından. Arkadaşlar kafayı abi öyle, yedik. Abi öyle güzel yaktı ki yani. Bugün kafayı yedik. Her şey bir, herkes başka bir alem. Konsol hakikaten çok güzel, çok güzel parladı. Gözüme çarptı şimdi mesela. Konsollarda cam bölümleri işte kitleme, cam açma vesaire öyle güzel yerleştirmişler güzel ki. Ve sürücü hafızalı sistemi var. Evet, hafızalı koltuk var. Yani elektrikli hafızalı. Bu tabii luxury paketle geliyor. Normalde bu TI paketli standart gelmiyor. Koltuklar luxury paketle birlikte. Koltuklar çok rahat zaten. Bir de yanlardan kavrama var. Yani sarıyor sizi giderken. Evet. Peki rahat. Isıtma olayı içerisinde mevcut. Geliyor. Kendi koltukla birlikte ısıtma geliyor. Süper. Geliyor. Bu arada Harman Kardon ses sistemi de gene aynı paketle geliyor. Standartta yok. Hepsi beraber o paketin içerisinde. Aynen öyle. Çok güzel. Diğer firmalarda marka vermemize gerek yok ama çoğu teneke gibi oluyor boş olanlar. Bu tamamen cılız bırakmamış arabayı. Yani ben evet, sana bu alternatifi sunuyorum demiş yani. Her arabada olduğu gibi, her markadaki gibi.
ekstra bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ya opsiyona gerekiyor. Mecbur bırakmamış insan. Aynen öyle. Alfa tarafında müşteri profilinin daha dolu arabalar tercih ettiğini söyleyebilirim. Yani Türkiye gelen nasıl Stelvio'da en dolu paket dedik. Evet. Evet. Baktık aynı şekilde Türkiye gelen en dolu paket istiyorlar. Hem konfor hem kullanış açısından istiyorlar. Almışken de böyle güncel bir araba alıyorsan da biraz paketli bir şey alacaksın ki kayda değer olsun. Biz burada iki alfacıyı bulmuşken. Evet. Bir tane alfa hastamız var. Uzman arkada. Bir alfa uzmanımız var. Konuşayım o tekniksel konuşsun abi. Ya orada tabii şöyle bir şey var. Alfa motorları, sen sanayisel konuşacağım dediğin için biraz oraya da gireceğim ama. Gir abi gir. Çok ileri teknoloji motorlar. Günümüzde şu anda bu araçları Koç grubu getirdiği için, servis ağını Koç grubu sağladığı için dediğiniz gibi hiçbir risk yok. Gönül rahatlığıyla işte parça bulamayacağım, edemeyeceğim stresi yaşamadan gönül rahatlığıyla bineceğiniz araçlar. Bakın maliyetleri derseniz de bu tarz premium bir araç için rakipleriyle benzer diyebilirim. Mercedes'te, BMW'de, Audi'deki rakamlara göre 3 aşağı 5 yukarı benzer. Hatta bir çıt altında diyebilirim. O zaman şunu da ekleyebiliriz. Otokoç olarak kullanıcının rahat binmesini sağlıyor. Parçam pahalı, servis bulamam diye bir derdi yok artık. Yok, servis ağı her geçen gün artıyor zaten. Şimdi sanayisel olarak bakarsak, sanayi dilinde de alfacıların, şimdi eski motorları bilirsin abi. Twin Spark motor müthiş bir motordur. Bizim 156'larda da var, 147'lerde de var. Ama sanayide genel servise verdikleri için Alfa Romeo'ları, adamlar perişan ediyorlar aracı. Her tarafını kurcalıyor, orasını elliyor, burasını elliyor. Koç niye bu yüzden önemli? Servis ve garantisini veriyor. Kardeşim gel ben bunu halledeyim. Doğru mu anladım? Doğru ki bu aracın 2 yıl yetkili servise bakımı yapıldığı zaman 300 bin kilometre otomatik garantisi uzuyor. Yani 3 yıl aslında. Garantisi. Süpermiş 3 abi. 3 yıl garanti. Peki 3 yıl veya 1 kilometre sınırı var mı? 100 bin veya 3 yıl. Yani 3 yıl olması güzel. Çok iyi. İşte bu yüzden de rahatlıkla satın alabilirler. Hep bir ön yargı var. Parçası pahalı. Yok işte çok çabuk arızalanır. Abicim Alfa Romeo arızalanmaz. Hor kullanırsan, bakım yapmasan. Ama o her araba için geçerli. Aynen öyle. Bakımını yapılmayan her araba sıkıntı çıkarır. Çıkarır. Alfa'nın bizim ülkemizdeki sıkıntısı bence bir şöyle. Geçmiş yıllarda bu kadar kapsamlı, böyle bir modern bir motoru yetkili servis ağı da çok fazla olmadığı için evet. Sanayiye gidiyor. Ustalar motordan da çok fazla anlamayabiliyordu. İşte bahsettiğim o. Suçlamak için söylemiyorum. Kurcalıyor. Ama kurcalıyor, bozuyor. Ondan sonra götüreyim ona yapayım. Yani iş öyle değil. Bu arada bir şey ekleyeyim abi. Bostoncu Otur Sanayi'nin biraz kenarında. Güngör Usta Alfa'nın profesörü. Diyor ki kardeşim. Özellikle eski kasalar. Eski kasalarda var. Yani 166 V6'lar falan havada uçuyor onda. Buradan selam olsun Güngör abiye de. Diyor ki kardeşim öbür tarafa gidersen yandım Allah dersin. Bana gelirsen arabayı sağlıklı şekilde çıkartırım. Çok şükür dersin. Evet. Onun için arkadaşlar Alfa Romeo kullanıcıları başka genel servislere aracınızı götürmeyin. Yetkili servis kullanımlarına çok dikkat edin. Birçok arkadaş şundan yakınıyor. Arkadaşlar yetkili servisler pahalı. İşte yetkili servisler işte çok tuzlu. Ya abicim şimdi her şeyin bir bedeli olduğu gibi o garantinin de bedeli bir var. Bir de bir şey söyleyeyim sana bir ek olarak. Sanayideki servise, genel servise götürmesi sebebi şu. Servisler, ön yargıyı söylüyorum. Servisler parçayı onarıp işte alternatif ben bunu idare edecek şekilde yaparım demez diye. Demez de hemen yenisini takalım der diye. Der diye. Sanayiye gidiyorsun. Sonra adamın yaptığı müdahaleden dolayı bir bakıyorsun ki motoru kucağına almışsın. A parçasını değiştirmediğin için tabii. B parçası da gidiyor. İkisi birden değişmek zorunda abi, kalıyor. Motoru kucağına alırsın ya. Yani. Senin ana mekanikte piston bölümüne müdahale ediyor adam. Diyor ki dur buraya bir kaynak falan yapalım bilmem ne. Bunlar hikaye. Bunun için yine söylüyorum. Otokoç müthiş bir iş üstlenmiş abi. Ben Alfa Romeo'cu olarak. İyi çalışıyorlar. Yani gerçekten. İçim rahat rahat ben olsam. Bakın ben Erhan Bey yani. Burada diye söylemiyorum. Ama gerçekten satış sonrası destek kısmında da hani biz malı satana kadar değil. Malı sattıktan sonra da ciddi manada mallarının arkasında. Ben bir de şu sürprizi merak ediyorum şimdi. Onun en son artık Erhan Bey bize bir sürpriz yapacak o konuda. Kardeşim şimdi burada Barakuducular var. Barakuda kanalını takip ediyor ama bunların %90'ı alfacı bak abi. Stelvio videosunu koyar mıyız açıklamaya? Tabii koyacağız. Tonale'nin ikisi de oraya gidecek ama Barakuda'daki izleyicilerin sana gelmesi şöyle gelecek. Bir bakacaksın ki abi sen Stelvio'yu attın bizi perişan ettin. Gerisi nerede? Mesela hibriti dediler.
Tonane hibrit dedi. Erhan abiye, Erhan abiye doğru yanaşacağız. Ama sizin kanaldan gelecek olan kişilere ben sıfır tarafta alfada bir jest yapacağımı söylemiş olayım. Hoppala. Hoppa. Bomba geldi. Arada bombayı patlattı. Bomba geldi. Erhan Bey bombayı patlattı. Arkadaşlar, Barakuda Bey'e Oldu Başka kanalından gelirseniz, çünkü Selvio videosu Oldu Başka'ya gidiyor. Tonale videosu da Barakuda kanalına gidiyor. Evet. Bu kanallardan bu videoları görüp de abi biz geldik de böyle böyle bir videoyu izledik de oradan geldik işte bu arabalarla ilgili biz ne yapabilirsiniz dediğinizde Erhan Bey size küçük ikramlar, sürprizler. Yani ben küçük diyorum da şimdi kime göre küçük, kime göre elimden geleni yapacağım. Bu yani bizim bu kanallara mahsus bir durum. Bunun için de ayrı teşekkür ederim. Çok ayrıca ince ederim. İnce bir jest bu. Bundan bizim de haberimiz yoktu bu arada. Sürpriz yapabilirim diyor, kafam onda. Bu Oldu Başka veya Barakuda kanalını izlemiş olan arkadaşlar için belki fiyatta, belki farklı ekstralarda Erhan Bey jestler yapabilir. Bu araba da cidden tasarım olarak çok farklı için. Tam o şehirde çılgınlık yapma arabası bu. Tabii öbürü yani Stelvio spor SUV abi yani. Bu araba şehir içinde gezebileceğiniz Alfa Romeo'nun yine sportifliğini yansıtıyor. Aynen öyle. Ciddi manada her yönüyle böyle karışık, ortaya karışık gibi olmuş. Aynen öyle. Videonun da sonuna geldik gerçi ama yavaş yavaş. Çok memnun oldum. İki aracı da kullandık. Evet. Güncel olarak Tonale'yi de kullandık. Diğer araçlarla ilgili video istiyorsanız yorumlara lütfen yazın. Lütfen. Hala da beğenmedin galiba, orada görüyorum o ben. O iki kişi hala duruyor abi. Aynen öyle. Onlar hala izliyor videoyu ama duruyorlar. Onun öyle için de lütfen yorumlara yazın ve iki kanalı da takip edin. Kârla çıkın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Erhan Bey'e teşekkür ediyorum. Sezgin kardeşim sana da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim abi. Daha tecrübemizi yaşadık, kullandık. Herkes kendine iyi baksın. Lütfen alfasız kalmayın. Aynen öyle abi. Şimdilik bizden bay bay. Görüşmek üzere.